teşekkür ederiz kıymetli alkışlarınız için. Ekin Hanım da teşekkür ediyorlar. Biraz önce konuştuk kendisiyle, anlaştık. Bu kötü giden kaderi değiştirmeye karar verdi. Ne yazık ki iki defa 9.000'lik performans izledik. İkisinde de 7.000 lira düştük. Sizinle birlikte bu 7.000 defterini artık kapatalım. İnşallah. Derdi çekecekse Melike Hanım çeksin. Değil mi? Burak Bey çeksin. Ama işin kötüsü, ilk sorunuz tam Melike Hanım'lık soru. Neydi efendim mesleği, hatırlıyor musunuz? Eczacı. Yok, diş hekimi. Diş hekimliği okuyor. Son sınıfta değil mi? Üçüncü sınıfta diş hekimliği okuyor. Muhtemelen ona gelseydi bu soru hiç harf almazdı, nefes bile almazdı. Siz de çok oyalanmazsınız bence. Çünkü aynı zamanda bir kadın ismidir. Diş hekimi dedik, kadın ismi dedik. Hiç ortak nokta gelmiş. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin de görelim. Vücudun en sert... Mine. En yoğun mineralleşmiş markası. Gayet güzel. Demek ki diş hekimi olmaya gerek yok. Buyurun, yenisi geliyor. Bir ülkedeki halkın bütününe... Halk diyecektim. Halk demeyin. Ulus. Ulus. Şimdi farklı farklı uluslardan olabilir. Bir ülkedeki halkın bütününe... Millet. Ha gayret. Halk. Amme. Bir tane daha var. Amme hizmeti diyorlar mesela. Amme hizmeti. Umum falan. Umum. O geneldir. Amme hizmeti. Amme hizmeti. Ay. Bir tane daha var. Nokta nokta hizmetinde çalışıyor falan diye. Kamu. Kamu. Efendim buyursunlar. Bu kelimeler biraz garipleştiriyor hadiseyi. Bir tane daha var öyle eskimiş kelime. Oldukça eski bir kelime. Hadi bakalım. Ama üzerinden geçeceğim. Tamam mı? Bir gelsin. Tahnit edilmiş naaş. Naaş neydi? Cenaze. Cenaze, güzel. Tahnit, mezar. Tahnit hiçbir fikrim. Tahnit edilmiş de böyle bozulması engellenmiş. Mumya. Nedir? Mumya. İyisiniz. Gayet iyisiniz. Hele ki şu beş harflerdeki ortak konudaki... Şehir sorularının en kolayı da size denk geldi. İzmir. Hı. Nedir? İzmir mi? Allah Allah. İçe mi doğdu acaba? Bir görelim. En kolayı. Balçova. İzmir. Ve Bornova ilçelerinin yer aldığı ilimizdi. Buyurun alternatif cevaplara. Gelsin görelim. Biraz uzun bir soru. Asıl anlamı çarpıcı, göz alıcı iken fazla gösterişli, aşırıya kaçmış anlamlarına bürünen Fransızca kökenli söz. Bir harf alayım ben. Fransızca kökenli bir kelime aradığımız, asıl anlamı çarpıcı, göz alıcı. Ama biz daha çok aşırı süslü, o anlamda kullanıyoruz. Fazla gösterişli. Bir tane daha alayım. Benim gözümün önüne hep leoparlı tayt getirir bu kelime. Leoparlı taytlar var ya, onları getirir hep gözümün önüne. Biraz fazla F ile başlayan. Frapan falan diyor. Ne? Frapan. Nedir efendim? Öyle bir şey var mı? Frapan. Frapan diye bir şey var mı? O şey değil miydi ya? Ne değil miydi? Şu an yanlışsam bari 30 saniyemi böyle değerlendireyim. Şu tüylü şeyler değil mi? Otriş. Ya şöyle katlamalı falan. Tamam, onların ismi otriş değil miydi şu boyuna konulan? Biraz frapan bir şey hakikaten onlar da. Frape. Kesinlikle ya. Doğru. Altı harfli bir tek kelimedir. Gayet basit bir şeydir. Buyurun efendim. İnsan gelişimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran, kişiliği geliştiren her tür etkinliğe... Eğitim. Mi diyoruz? Eğitim. Diyoruz.